Çalışayım, nerede meydana geldi? Şimdi Heyelan bölgesi diyor, bakın. Heyelan bölgesi diyor. Orada size Ferhat gösteriyor. Ferhat, Heyelan bölgesine biraz daha girer misin? Biraz daha bak. O toprak, orada toprak yığını vardı ve sürekli kapasite artışı yapan ama bunu ÇED raporuyla birlikte yapan bir maden şirketinden bahsediyoruz. Toprağı kazıyor, orada istifliyor. Toprağı kazıyor, istifliyor. Bunlar siyanürlü toprak. Yani alttan çıkartılırken kullanılan zehirli maddeden bahsediyoruz. Bir dağ, 30 kat yüksekliğinde bir dağdan bahsediyoruz. İşte bu toprak, yağmurların da etkisi var tabii ki. Toprak yumuşuyor ve bir anda göçüyor ve yürümeye başlıyor toprak. Yani akıyor, yani heyelan meydana geliyor. Ve bu heyelan aşağıya doğru Çöpler Altın Madeni yazıyor ya, işte bakın. Fırat Nehri'ne kadar gidiyor. Yani buradan, şuradan kayan toprak, siyanürlü toprak, zehirli toprak kilometrelerce yol kat edip o altın madeni, Çöpler Altın Madeni yazıyor ya, Fırat Nehri diye de yazıyor orada. Oraya kadar gidecek. Daha sonra ne olacak biliyor musunuz? O zehirli toprak Fırat Nehri'ne gidecek. Fırat Nehri ile karışacak. Fırat Nehri'nde, bakınız, Fırat Nehri'nde hangi illerden geçiyor? Erzincan, Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Antep, Şanlıurfa ve o topraklar, yani Fırat Nehri sulamada da kullanılıyor. Orada insanlar bu sudan faydalanıyorlar. Zehirli, siyanürlü su her şeye sirayet edecek. Hem insanlar ölecek hem çevre kirliliği yaşanacak. İşte böyle bir felaketin içerisindeyiz. Orada da yaşayan insanlarımız var. Daha doğrusu toprak altında kalmış madencilerimiz var. Sayısını 9 dediler, henüz tam olarak bilmiyoruz ama devletin açıkladığı sayı 9, kurtarılması için mücadele ediliyormuş. Peki nasıl bir yer burası? Birazdan avukat İsmail Hakkı Atal onun hukuki sürecini anlatacak ama bundan çok değil, 2 sene önce Ümit Özdağ Erzincan'a gidiyor. Bu heyelanın olduğu yere gidiyor. Bakın, Zafer Partisi'nin lideri. Ve havuzun orada, siyanürlü havuzun tam tepesinde bir anons koyuyor. Bir uyarıcı bir tweet paylaşıyor sosyal medyada. Ve diyor ki, burası patlamaya hazır. Ve burası Türk Çernobil'i. Arkamda görüyorsunuz bu siyanür havuzunu. İşte burası. Ve şimdi bunu büyütmeye karar vermişler ve inşaat devam ediyor. Bakın, şuradan geçen yolun hemen altına kadar büyüyecek. Burada bir siyanür denizi ortaya çıkacak. Ve hemen burada Fırat akıyor. Evet. Bu siyanür nehre karışarak buradan Haran'a kadar iniyor. Ve oradan da Orta Doğu'ya. Bu bir katliam. Burada bir Çernobil yaşanıyor. Burada bir Türk Çernobil yaşanıyor ne yazık ki. Bir acil durum ilan edilmesi gerekiyor. Ve karşımızda şu anda İsmail Hakkı Atal var.